dün de sizlerle Esenyurt'a dair bir haber paylaşmıştık. Esenyurt'un kentsel dönüşümüne odaklanmıştık. Bu kez de kültürel değişimine odaklanacağız. Çünkü Esenyurt son 10 yılda dünyanın birçok farklı ülkesinden çok ciddi bir göç aldı. Tabiri caizse İstanbul'un yabancısı oldu. Çünkü nüfusu 6 büyük şehri 57 ili geride bırakmış durumda. Doğduğun mu yoksa doyduğun yer midir? Bu sorunun yanıtını aramak için Esenyurt'a geldik. Çünkü burada her mahalle neredeyse bir ülke. Namlunun ucunda yaşadığı ülkesinden canını kurtarmak için gelen de var. Avrupa hayaliyle yola çıkıp Türkiye'yi ikinci vatan yapan da. Arabı da, Afrikalısı da, Afganı da. Hepsi bir arada. Peki bu durum Esenyurt için kültürel bir zenginlik mi, kültürel bir çatışma mı, kültürel bir yozlaşma mı? Taşı toprağı altın İstanbul'un, eskinin çamur, bugünün beton ilçesi Esenyurt. Göç kaderi gibi. 30 yıl önce Anadolu'dan nasıl ağırladıysa misafirlerini, son 10 yıldır da dünyanın farklı kıtalarından gelenlere ev sahipliği yapıyor. Bir ilçe hala kimliğini bulmaya çalışıyor. Bak 86'da beri Esenyurt'ta ikamet ediyorum. Ben Esenyurt'un yabancısıyım. Herkes yabancılaşmış. Kendi mahallesinde yabancılaşmış. Ramazan Sarsılmaz 25 yıldır Esenyurt'ta direksiyon sallıyor. Bir anlamda Esenyurt'un hafızası. Biz duraktan çıktığımız zaman kim nerede binecek hemen çoğunu tespit tanıyorduk. Yani artık böyle bir öyle bir samimiyet vardı. Ama şimdi tanımıyoruz. Afganı var, Afrikası var, Suriyelisi var, Orta Doğulusu var. Var oğlu var yani. Esenyurt'u yabancıların odağı haline getiren nedenlerin temelinde ekonomi var. Tabii sanayi kuruluşlarının burada olması... Dolayısıyla iş bulmanın kolay olduğu bir alan. İkincisi de maalesef geçmiş yıllarda yanlış konut üretimi politikaları yüzünden çok hızlı bir şekilde burası şantiye alanına dönüştü, inşaat alanına dönüştü, beton yığınına dönüştü. Bu sürede hem bu inşaatların yapım aşamasında çalışan insanlara ihtiyaç duyulduğu için hem de sonrasında oluşan konut stoğunun talep görmemesinden dolayı düşük kira bedelli evlerin olması yabancı uyrukluların buraya gelmesini sağladı. Suriye'de patlak veren iç savaş mega kente göçün en büyük nedeni. Göç İdaresi'nin 2021 raporu İstanbul'da 519.171 Suriyelinin yaşadığını söylüyor. Tabii bunlar kayıtlı yani resmi rakamlar. Yolu İstanbul'a düşenlerin büyük bölümü ise yeni hayatlarını kurmak için Esenyurt'u tercih ediyor. Geldik çünkü ucuzdu, kalabalık yoktu. Baktık burada şarşılar yine açılıyor. Baktık bir gelelim bakalım, bir denelim. Burası Esenyurt Meydanı'na çıkan 1106. sokak. Çok değil. 5 yıl önce buradaki herhangi bir esnafa adres sorsanız rahatlıkla cevap alabilirdiniz. Ama artık biraz zor. Soru sormak değil, cevap almak zor. Çünkü bu sokakta artık esnafın neredeyse tamamı Suriyeli. İstanbul'un Halep'ine hoş geldiniz. Sokağa girer girmez Arapça tabelalar çarpıyor göze. Ne de olsa Suriyeli esnaf, Suriyeli müşterisini çağırıyor. Bir yandan Suriye yemeklerinin kokusu sararken sokağa, diğer yandan Arapça müzikler çalınıyor kulağa. Burada Suriyeli gibi değildir. Burada her şey vardır yani. Mesela yaşamaklar vardır. Ben Suriye'den iki kardeş olmuş Suriye'den, savaştan. Baba buraya göndermiştir. 26 yaşındaki Ayman böyle tutunmuş hayata. Halep'e benzettiği sokakta yabancılık çekmeden ekmek parasını kazanıyor. Burası en fazla Halep'tir. İksini vardır yani. Ama en fazladır Halep. Ama yabancılık çekmiyorsun galiba. Burada hem Mağrib vardır, hem Cezayir var, Filistin vardır, Irak vardır, Suriyeli var. Her çeşidi vardır burada milleti. Mutlu musun? Evet, Türkiye'den çok memnunum. Ama 36 yıldır aynı sokakta terzilik yapan Murat Pastırmacı onun kadar mutlu değil. 5 sene öncesi 1-2-1-2 kaldık biz 4 tane esnaf.
Burası Selahattin Eyyubi Mahallesi. Afrikalı göçmenler çoğunlukla bu mahallede yaşıyor. Eskiden Beyoğlu Tarlabaşı Dolapdere'de görmeye alışkın olduğumuz Afrikalılar için yeni adres Esenyurt. Esenyurt'u çok seviyorum. Çok fazla Afrikalı burada yaşıyoruz. Özellikle Nijerya'dan. Esenyurt'ta kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Ayrıca çok ucuz çünkü diğer yerler pahalı. William profesyonel bir berber. Bir yıl 3 ay önce gelmiş İstanbul'a işini kurmuş. Mahallesinde Afrika nüfusu artınca kendi mesleği değerli olmuş. Esenyurt'ta çok fazla siyah insan yaşıyor. Bu da benim işimi yapmam için bir fırsat. Onlar benim müşterim. Kendi lokantaları var. Yiyecek, içecek, kişisel eşyalarını bile Afrika'dan getiriyor, bu markette satıyorlar. Kendilerini o kadar Esenyurtlu hissediyorlar ki güzellik yarışması bile düzenliyorlar. Onlarla şamata bu şekilde anlaşıyoruz ama iyi insanlar. Nasıl anlaşıyorsunuz? Telefon üzerine. Hani rakam olarak gösteriyoruz İngilizce bilmediğimiz için. Sadece Suriyeli ya da Nijeryalısı değil, Afganı, Özbeği, Iraklısı, Mısırlısı, İranlısı da ekmeğini Esenyurt'ta arıyor. Esenyurt dışarıdan bakıldığında bu karmaşık yapısı itibariyle çok kötü bir algıymış gibi alınsa da ben bunu seviyorum. Çok değişik inançtan, kökenden insanların gelmiş olması güzel ama tabii özellikle yabancı uyrukluların gelmiş olması burada bir takım uyum sorunları oluşturuyor. Nasıl bir dönem mesela işte Esenyurt'ta Karslılar, Ardahanlılar çok önemli bir gruptu değil mi oranın kimliğinde? Aynı şekilde bundan bir 10 sene sonra da bu gruplar arası biraz gergin temasın zaman içinde durulacağını düşünüyorum. Eğitimde, sağlıkta herkesin daha iyi hizmet alabilmesi için hem kamunun hem yerel yönetimin bazı destekler sunması gerekiyor. Esenyurt'ta nüfus 1 milyona yaklaştı. Öyle ki 6'sı büyükşehir 57 ilin nüfusunu solladı Esenyurt. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bu nedenle yabancıların ikametgah izinlerini sınırladı. Yabancılar yatırım amaçlıysa Esenyurt'ta taşınmazı varsa ya da ilçeye kayıtlı öğrenci ise ikametgah başvurusu yapabilecek. Aksi takdirde talepler kabul görmeyecek. Esenyurt'un sokaklarında, meydanlarında, caddelerinde gezip Esenyurt'ta yaşamı sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sonraki haberimizde bu nüfus yoğunluğunun ve yapılaşmanın ortaya çıkarttığı önemli bir sorunu ele alacağız. Güvenlik. Esenyurt deyince neden akıllara Teksas geliyor? Bu sorunun yanıtını arayacağız.